Dostlar salam. Bugün de bizim canlı bağlantımız var, canlı yayımız ve bugünkü canlı bağlantımızın qonağı Türkiye'nin çok meşhur tiyatro ve kino aktörü Sinan Bengiyar adlı sənətçidir ve Sinan Bey'i Azerbaycanlı tamaşaçılar da çok yaxşı tanıyır, baxdıqları seriallardan, filmlerden ve Çılgın Bediş serialında Bediş'in atası rolunda çekilip Sinan Bey. Ve inşallah ki bizim çok maraqlı canlı bağlantımız olacak. Bəli. Sinan Bey'i gözləyirik. Gəlsin. Sinan Bey salam. Selam. Ben yan tutuyorum. Bir mahsur var mı? Evet, böyle benim gibi tutarsanız çok iyi olur. Alttan şarja takılı ama. Aha böyle. Ha, ben de. Aha çok güzel. Ama şarjı biterse karışmam ha. İnşallah ki bitmez. Nasılsınız? İyidir canım. Dur ben şunu elimle tutayım bir müddet. Evet. Böyle iyi mi? İyi iyi. İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Canlı yayımıza bağlandığınız için size teşekkür ediyorum ve Azerbaycan'dan size kucak dolusu salamlarımızı gönderiyorum. Benden de herkese, bütün kardeşlerime çok selam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler ve Sinan Bey, sizin çekildiğiniz filmlere, dizilere biz Azerbaycan'da bakmışız, izlemişiz ve çok sevmişiz. Çocukluğumdan sizi çok severim ve Çılgın Bediş diye bir dizi vardı. Orada Bediş'in babasını oynadınız ve Evet. o rolünüz Azerbaycan'da çok sevildi. Genelde kız çocukları sevdi. Kız çocukları babalarıyla pek ilişki kuramadıkları için orada da Evet. kızıyla pek de konuşan bir baba vardı. Dertleriyle ilgilenen sevildi. Sağ Evet. olsunlar. Evet. Sinan Bey, siz zaten çok güzel ve çok iyi bir baba karakteri oldunuz birçok dizilerde, birçok filmlerde ve o çok vefalı bir baba rolleriyle daha çok sevildiniz, daha çok tanındınız. Ve kendiniz hayatta nasıl bir babasınız? İlk 5-6 bölüm biraz kızımla olan ilişkilerim de orada. Yani ben kızıma hiçbir zaman git odanı topla demedim. Odanı toplarsan kızmam dedim. Hani bir çay getirirsen çok hoşuma gider filan dedim. Öyleydi yani ilişkilerimiz iyiydi. Gerçi kızım da izliyor şimdi. Yalan olursa yalan diye yazar altına. Evet. Sinan Bey, birçok iller sonra Çılgın Bediş oyuncuları bir araya geldi canlı yayında. Öyle mi? Ya görüşüyoruz tabii İstanbul'dayız birçoğumuz. Bir tek Sonay Aydın İngiltere'de. Bir kardeşimiz de zannedersem yurt dışına gidip gidip geliyor. Ama Selma ile aralarında en çok Selma ile görüşüyoruz. Eşimi oynayanla. Dede ile sık görüşüyoruz. Dede benden 4 yaş falan küçüktür ama orada babamı oynadı. Evet. Sinan Bey, siz tabii ki çok güzel bir oyuncusunuz ve çok güzel bir karaktersiniz. Yani öyle bıyıklarınız, kaşlarınız yani böyle bir ikinci bir yani böyle bir oyuncu yok Türkiye'de. Yani biz hiç görmedik ve çok güzel bir karaktersiniz ve böyle bir yüzler lazım sinemaya, tiyatroya, dizilere.
Ya ben aslında kaşlarımın uzun olduğunu ben de ekranda fark ettim. Ve gençler şey diyorlar, o sözlükler var ya, Ekşi Sözlük, Uludağ Sözlük falan. Ters parantez diyor. Kaşlar yukarıya diyor, bıyıklar aşağıya diyor. O ailenin uzundu. Fakat ailede tek düz kaş benim. Babamın, Allah rahmet etsin, abimin kaşları da uzundu ama onların kıvırcıktı. Benimki düz. Yani özel bir şey yapmıyorum. Onlar kendisi öyle duruyor yani. Evet ve bir röportajınızda Çılgın Bediş dizisinde kaşlarınızı kestiğinizi söylediniz. Doğru mu yoksa espri Yok, yaptınız? ara ara kısaltıyorum tabii, yoksa alıyor başını gidiyor. Bazen önden ışık verince arkaya gölgesi düşüyordu. Bağlantısı yoksa hemen uçlardan alıyoruz. Evet. Sinan Bey isterdim lap baştan bizde Azerbaycan'da böyle söylüyorlar. Lap evvelden danışar. Yəqin ki dilimizi bilirsiniz. Başa Ya düşürsünüz. yaşlandım herhalde, duyamadım. Sinan Bey lap yani ki erkenden evvelden başlayar. Siz Ankara'da doğdunuz ve nasıl bir ailede büyüdünüz? Oyunculuğa nasıl başladınız ve başka bir okulda yani siz yani orada eğitim aldınız Lisede, ama normal oyunculuğa düzde okudum. evet. Devlet lisesinde okudum. Vallahi neşeli bir ailede büyüdüm ben. Yataktan kalkan bir türküyle kalkardı ya da bir şarkıyla kalkardı. Eğer şarkıyla, türküyle kalkmıyorsa hemen sorulurdu. Şarkıyla, türküyle kalkmıyorsa bir rahatsızlığın mı var diye sorulurdu. Lisede de hareketli bir öğrenciydim. Tesadüfler benim hayatımda önemli. Lise sondaki arkadaşımız oyunun başlamasına ün kala beni sınıf geçirmezseniz dedi, oyunda oynamam dedi okul tiyatrosunda. Başrol oynuyordu. Evet. Öğretmenler de yemediler numarayı tabii. Ben oynadım. O zamanlar Milli Eğitim Bakanları, Milli Eğitim Müdürleri, hatta o semtte oturan milletvekilleri falan gelirlerdi. Bu niye ya? Yok. Kendi kendine ışığı sönüyor da ondan. Belki sen beni net görüyorsun da ışık gidiyor ara ara. Ne Güzel olduysa. görüyorsun. Çok fazla şey anlamam da bu işlerden. Evet. Sonra oynar mısın dediler. Dedim oynarım, bana bir 3 gün verin ezberleyeyim. İnanmayacaksın, şeyler falan da gelirdi. Devlet tiyatrosu oyuncuları, devlet tiyatrosu müdürleri falan gelirlerdi, oyun seyrederlerdi oyuncu bulmak için o zamanlar. Konservatuar yeterli olmuyordu. Onun talihsizliği benim talihim oldu. Güzel oynadım. Kendi arkadaşlarla oynamanın avantajı var tabii. Evet. Birisi çağırdı. 1968'de bana gel dedi. 70'te gittim ben. Başladım. Hiç de şikayetçi değilim yani. İyi ki bu mesleği Evet. Evet Sinan Bey, sizi Türkiye'de daha çok tanıtan ve insanları sevdiren Levent Kırça ile yaptığımız bir projeydi. Olacak Cevat Kelle rolü siz ekranlara çıkıyorsunuz, öyle mi? ya, o da tesadüfen çıktı yani. Evet. Çok büyük bir Kuveyt Savaşı, hatırlamaz onu. Kuveyt bombalanıyor filan. Bir söylenti çıktı. TRT'nin spikerleri, işte muhabirleri gitti. Otelde mahsur kaldı diye. Ama bütün dünyanın muhabirleri otelde mahsur kaldı. Çünkü korkunç bir bombalama vardı. Yalandı tabii. Ha, bir yandan da doğru olsa da yani savaş muhabirliği çok özel bir meslek. Yani Evet. spor muhabirliği çok özel bir meslek. Siyaset muhabirliği çok özel bir meslek. Adamların eline 500 lira verip hadi sen git savaş muhabiri ol diyemezsin. Onu birazcık tiye aldık. Yani insanların o çocuklara bakışını tiye aldık.
dalga geçtik biraz orada. O çocukların suçu yok. Bombalanan bir şehirdesin ve dünyanın bütün gazetecileri, çok büyük televizyonlar da, yani adını vermekte mahsur var mı bilmiyorum. Ondan sonra dünyanın bütün önemli kanalları otele hapsoldular, sığınağına. Ama ne oldu? Bütün hepsinin kameralarını tepeye diktiler. Onları aşağıya bağladılar. Tek bir kanaldan herkese dağıtıldı o. Ama kameralar bütün kuvvetini, o faciasını çekti tabii. Biz de ondan işte hani TRT muhabirlerini oynayalım dedik. Fakat arkada böyle İstanbul'da bir yer var, çatısız evler var. Hani ilk belediye seçiminde üste çıkalım diyen evler vardır ya, demirleri durur üstünde. Oralarda oluyor mu bilmiyorum. Burada her belediye seçiminde bir takım insanlar üstüne çıkarlar. Seçmen kaybetmemek için de belediyeler onlara bir şey demezler. Ara ara. Fakat arada bir tane 5 katlı bina var. Onu Levent'in boyu kesmiyor Kırcan'ın. Dedim ben durayım ya. Sinan abi omzundan gözüküyor dediler. Bir tane kamera verin dedim. Buradan gözüküyor. 2 tane spot alsın dedim. Abi bacak arandan tablo alsın oraya dedim. O binayı örtmek için durdum. Ama çok sevildi. Acayip sevildi. Ertesi günü bir top faks kağıdı bitti. Bunları tekrar koyun diye. Yani konuşmadan şöhret orada. Hiç konuşmadı Evet. Cevat, geldi telefon dedi. Sesim Geliyor, geliyor. rezalet. Geliyor. Dondu herhalde. Ha, buralar köy olduğu için biraz insanlar yüklenince internet zayıflıyor. Yani kesilirse aniden benim suçum değil ha. Evet. Tamam. Evet. Ve evet, Sinan Bey, bizi birçok insanlar izliyor, yazıyorlar ve Görüyor, onların görüyorum. içerisinde evet, Tuna Arman sizin güzel oyuncunuz, o da bizi izliyor. Ben onunla da canlı bağlantıya bağlanmıştım. O da yazmış ki seni çok seviyorum Sinan Bey diye bir mesaj atmış buraya. Ve evet. Sağ olsun. Sağ Sinan Bey, olsun. evet. Sinan Bey, daha sonra Levent Kırça Tiyatrosu'nda işe başladınız, öyle mi? Dediğim gibi duruyor. O şeyden önce Çılgın Bediçler 84'te 1900. Levent benim mahalleden arkadaş. Ben Ankara'da, o da Ankara'dan İstanbul'a göçmüştü. Ya gel dedi artık İstanbul'a, beraber tiyatro yapalım dedi. Gidecek o kadar teklif. Namık Kasapbaşoğlu var. Yani o TRT'nin prodüktörlerinden de bize bir şey yap dedi. Dedi. Yaptık. Olacak o kadarı yaptık. Biraz siyasi olunca tabii dikkat çekti çok. Çünkü siyasi oluyorduk. Adaletteki yanlışlıkları konu alıyordu. Belediyelerdeki yanlışlıkları konu alıyordu. Sonra TRT tabii 13 bölüm dayanabildi. O ara Star açıldı. Star'a geçtik. Fakat bomba gibi patladı. Güzel programda olacak o kadar. Şimdi Evet. yapılması mümkün değil tabii öyle şeylerin. Evet. Levent'le Ama beraber. evet. Sinan Bey, sizi ekranlarda görmeyi özledik diye mesaj atmışlar. Ekranlarda çok görükmüyor musunuz? Sinan Bey, sizi duymuyorum.
Sesiniz kesildi.